Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2022 yılı polis mesleği küçük okulu başvuru işlemleri nasıl yapılır bunu göstereceğim. Müzik Öncelikle internet aracınız üzerinde AIS PA adresine giriniz. Daha sonra giriş yapmak için sağ üstte bulunan sisteme giriş butonuna tıklayınız. E devlet kapısını yönlendirileceksiniz. E devlet kapısı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve E devlet kapısı şifrenizi girdikten sonra giriş yap butonuna tıklayınız. Polis Akademisi aday işlemleri sistemine yönlendirileceksiniz. Polis Akademisi aday işlemleri sistemine girdikten sonra ilk olarak sol menüde yer alan kimlik bilgilerim, fotoğraf bilgilerim, adres iletişim bilgilerim, eğitim bilgilerim eş bilgilerim ve ek bilgilerim kısmından zorunlu alanlara dikkat ederek gerekli alanları tamamen doldurunuz, kaydediniz veya güncelleyiniz. Ada işlemleri sisteminde kimlik bilgilerini güncellemek için kimlik bilgilerini Mernis'ten güncelle butonuna tıklayarak güncelleyebilirsiniz. Fotoğraf bilgilerini güncellemek için fotoğrafı ÖSYM'den güncelle butonuna tıklayarak güncelleyiniz. Ada işlemleri sisteminde adres, iletişim bilgilerini hazırlamak için ikametgah bilgilerini Mernis'ten getir butonuna tıklayarak bilgileri getirilir ve beyan adres, telefon 1, telefon 2, e-posta bilgilerini elle girerek bilgilerimi güncelle butonuna basarak bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Eğitim bilgilerinizi güncellemek için eğitim bilgilerini yok sistem güncelle butonuna tıklayarak güncelleyiniz. POMEN veya PMO için başvuru yapan evli olan adaylar eş bilgilerin bölümünü kontrol ederek seçenekleri işaretleyin ve boşlukları doldurun. Bekar adaylar boş olarak kaydetmeli. Bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra kaydet butonuna tıklayarak bilgileri kaydedin. Ek bilgilerin bölümünü kontrol ederek seçenekleri işaretlediğiniz ve boşlukları doldurunuz. Bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra güncelle butonuna tıklayarak bilgilerinizi kaydedin. Ayrıca şehit veya vazife mağlulu olanların eş veya çocuğu kapsamında olan adaylarda şehit yakını bölümü onaylı görünecektir. Eğer görünmüyorsa başvuru kılavuzundaki ilgili maddeyi dikkatle okuyunuz. Sol tarafta başvuru sürecindekiler sayfasına girdikten sonra başvuru yapmak istenilen sınav seçilerek başvuru bölümüne girilir. Başvuru yapabilmek için öncelikle banka ödemesini yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili şartlar tam olarak yerine getirilmezse aşağıda görüldüğü gibi uyarı ile bilgilendirilirsiniz. Eksiklikler tamamlandığında ve gerekli puan, yaş, mezuniyet, banka ödemesi vesaire gibi şartlar karşılanırsa başvuru bölümüne erişebilirsiniz. Başvuru bölümünde bilgiler kontrol edildikten sonra ve bilgilerin doğruluğunu onaylandıktan sonra başvuru onayla ve kaydet butonuna tıklayınız. Başvuru başarılı şekilde alındığında yukarıda görüldüğü şekilde uyarı vererek bilgilendirme yapılır. Bu kodu saklamanız tavsiye edilir. Ayrıca yazdır butonu ile başvuru belgenizi yazdırabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurularınızı başvurularım sayfasında görebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra başvurularım sayfasından kontrol etmeniz tavsiye edilir.